Gelin üstel denklemlerle ilgili birkaç alıştırma daha yapalım. Ekranda iki tane üstel ifade var ve işe hemen mor denklemle başlayalım. Öncelikle denklemin iki tarafındaki tabanların farklı olduğunu fark ettiniz, değil mi? Bundan dolayı burada bir ortak taban bulmamız gerekiyor. 32 8'in bir kuvveti, daha doğrusu tam sayı olan bir kuvveti değildir öyle, değil mi? Ama hem 8 hem de 32 2'nin kuvvetleridir. 32 2 üzeri 5 8 ise 2 üzeri 3. O zaman bu denklemi şu şekilde yeniden yazabilirim. 32 yerine 2 üzeri 5, 2 üzeri 5, üzeri x bölü 3, 8 yerine de 2 üzeri 3 yazalım. 2 üzeri 3, üzeri x eksi 12. Üslü sayıların özelliklerinden hatırlayacaksınız. Bir sayının kuvvetinin kuvveti alındığında bu iki kuvveti birbiriyle çarpabiliyoruz değil mi? Bunu yapınca sol tarafta 5 ile x bölü 3'ü çarpınca 2 üzeri 5x bölü 3 sağ tarafta da 3 ile x eksi 12'yi çarpınca 2 üzeri 3x eksi 36 elde ettik. Ve gördüğünüz gibi sadeleştirme işe yaradı. 2 üzeri bu kuvvet eşittir 2 üzeri bu kuvveti olduğuna göre bu iki kuvvet birbirine eşit olmalı. 5x bölü 3, 3x eksi 36'ya eşit olmalı. Hemen gelin tekrar yazalım ve x'in ne olduğunu bulalım. 5x bölü 3 eşittir 3x eksi 36. Güzel. Öncelikle iki tarafı bir düşünelim. 3'le çarpabiliriz, değil mi? Buraya bir çarpı 3, diğer tarafa da bir çarpı 3 yazalım. 5x eşittir 9x eksi 108. Ve şimdi de iki taraftan 9x çıkardığımızda, 5x eksi 9x'ten eksi 4x eşittir eksi 108 elde ettik. Şimdi de eksi 4'e bölelim. X eşittir 27. Bu kadar. Şimdi geriye dönüp x yerine 27 yazınca, burası 32 üzeri 27 bölü 3'ten 32 üzeri 9 eşittir. 8 üzeri 27 eksi 12, 15. Evet, 8 üzeri 15 oldu. Hemen sıradaki. Bu ifade diğerinden biraz farklı çünkü buradaki rasyonel ifadenin payı da paydası da ikisi de üslü ifadelerden oluşuyor. Burada önemli olan şey, ya da gelin önce şöyle yapalım, 25 tabanındaki üslü sayıyı 5 tabanında ifade edelim. 25'in 5'in karesi olduğunu bildiğimize göre, 5 üzeri 4x artı 3 bölü 25 yerine 5 üzeri 2 üzeri 9 eksi x eşittir 5 üzeri 2x artı 5 olacak. Paydadaki kuvvetleri birbiriyle çarpalım. O zaman burası 5 üzeri 4x artı 3 bölü 5 üzeri 2 çarpı 9, 18, 2 çarpı eksi x'e eksi 2x eder ve bu da 5 üzeri 2x artı 5'e eşit. Bu ifadeyi çözmenin birkaç farklı yolu var. İki tarafı 5 üzeri 18 eksi 2x ile çarpabiliriz. Ya da 5 tabanında bir üslü sayı bölü 5 tabanında bir başka üslü sayı olarak ifade edilen bu kesirde 5'in kuvvetlerini birbirinden çıkarabiliriz. Yani mavi kuvveti sarı kuvvetten çıkararak sadeleştirebiliriz. Evet, gelin bunu deneyelim. Sol taraf 5 üzeri 4x artı 3 eksi, eksi farklı bir renkle yazalım. Evet, eksi 18 eksi 2x. Ve tüm bu ifade tabii ki de sağ taraftaki ifadeye, yani 5 üzeri 2x artı 5'e eşit olacak. İfadenin sol tarafındaki kuvvet, sağ tarafındaki kuvvete eşit olacak, öyle değil mi? Çünkü tabanlar eşit. Sol taraftaki kuvveti, 4x artı 3 eksi 18 artı 2x eksi eksi 2x artı 2x eder. Eşittir 2x artı 5. İki taraftan 2x çıkarabiliriz. Hatta 5 de çıkarabiliriz. Eksi 5. Buraya da bir eksi 5. Doğrusal denklemlere aşina olduğunuz için bazı adımları atlıyorum. Böylece sol tarafta 4x artı 3 eksi 18 kaldı. 3 eksi 18 eksi 15 eksi 5 eksi 20 eder. Sağ tarafta ise bunlar birbirine götürünce geriye 0 kalacak. İki tarafa 20 ekleyelim. 4x eşittir 20. İki tarafı 4'e bölelim. x eşittir 5 ve bu da bitti. Şahane.